Ya birçok kişi çözdüğü kitapları üst üste koyup böyle boyu kadar kitap çözdüğünü gösteriyordu. Benim artık son 2-2,5 ay kaldığında hiç de boyuma gelmiyordu. Sahra bize sormuş ki Ramazan'da nasıl çalışmalıyız? Benim bir yanlışım Türkçedendi ve benim annem Türkçe öğretmeni birazcık trajikomik. Neyse, en azından belki baban sana bu konuda destek oldu. Hayır. Neden? Çünkü o da edebiyat öğretmeni. LGS Odası'nın ikinci bölümündeki konuğumuz Elif Nas. Haber, nasılsın? Nasıl gidiyor hayat? Artık yazılar da yaklaştı. Heyecan var mı? Her şey güzel gidiyor. Evet, yazılarım biraz gerginliği var üstümde. Ama onun dışında gayet iyiyim. Sen nasılsın? Nasıl gidiyor? Ben de iyiyim. Bir tek yazılar gözümü korkutuyor ama atlatacağız diye düşünüyorum. Elif, istersen seninle ilgili birkaç bilgi vereyim arkadaşlarımıza. Elif 2023 LGS'de bir yanlış yaparak %0,1'lik dilime girdi. Ve şu anda 9. sınıf olarak Yaşar Cerfer Lisesi'nde eğitimine devam ediyor. Peki lisede günlerin nasıl geçiyor? Sonuçta LGS gibi çok yorucu bir maratondan çıktım ve şu anda hani lise farklı bir ortam ortaokuldan en nihayetinde. Neler yapıyorsun? Hayat güzel geçiyor. LGS sürecindeki kadar yoğun olmasa da derslerime çalışıyorum. Keman çalıyorum, voleybol oynuyorum, kitap okuyorum, arkadaşlarımla vakit geçiriyorum. Ya daha çok kendime ve hobilerime zaman ayırmayı seviyorum. Sen neler yapıyorsun? Ben de aynı şekilde aslında arkadaşlarımla vakit geçiriyorum. Geçen haftalarda TÜBİTAK'ın düzenlediği bir proje yarışması vardı. Orada da kimya alanında bölge birincisi oldum. Şu anda biraz onun mutluluğu içerisindeyim. O zaman bir alkışlayalım, bravo. Teşekkür ederim. O zaman biraz liseden konuşmuşken gerilere dönelim. LGS 2023 senin için nasıl bir dönemdi? LGS 2023 benim için bazen zor, bazen daha rahat geçti. Ben çalışmaya, okulum biraz erken açılıyordu, Ağustos gibi başladım. Öncelikle ilk başladığım zamanlar, önceki senelerden eksiğim olmaması sebebiyle aynı zamanda kitap okuma alışkanlığımın da bana verdiği rahatlıkla hiç zorlanmadan devam ediyordum. Dershaneye gitmedim, özel ders aldım. Bir dershanenin deneme kulübündeydim. Peki nasıl bir ders programı işledin? Yani günde kaç soru çözdün? Hatta çözdüğün en fazla soru sayısı kaçtı? Genelde günde 100-200 soru çözüyordum ilk dönem. Günde en fazla çözdüğüm soru sayısı bir tatil günü 450 soru çözmüştüm. Ama o günümde bile tamamen gün boyu soru çözmemiştim. Genelde zaten çok soru çözmektense kaliteli soru çözmeye odaklanıyordum. Peki bu hazırlık temposunda, bu çalışma içerisinde en zorlandığın ders hangisiydi? Benim böyle spesifik çok zorlandığım bir ders yoktu. Ama derslerin bazı konularında sıkıntı yaşıyordum. Mesela matematikte üslü ifadelerde sorun yaşıyordum. Sonradan çözüldü. Peki nasıl çözdün bunu? Yani nasıl bir tavsiye verebilirsin arkadaşlarımıza da, bizi izleyenlere de? Ben aslında matematikte üslü ifadeler çözmekten biraz kaçınıyordum. Çünkü yani başladığım zaman birkaç soru çözdükten sonra soruları çözememeye başladığımda artık bırakmak istiyordum. Ama üstüne gitmek istedim. 20 soruluk bir testte 5 yanlışım da çıksa sürekli devam etmeye çalıştım. Ve bu şekilde üstesinden gelebildim. Bence çok doğru bir noktaya parmak bastın. Ben de herhangi bir teste çok fazla yanlışım çıkınca testi bırakıp kontrol etmek istemiyordum daha devamını. Hatta bir kere şey çok net hatırlıyorum. 10 soruluk bir matematik testinde 7'si yanlıştı. Oturup ağlayasım gelmişti ki ağladım da. Ama en nihayetinde yanlışlarımın üzerinden geçerek hocalarıma sorarak yanlışlarımdan ders çıkardım. Ve bir daha o yanlışları yapmadım. Bir sonraki testi fullemiştim. Dolayısıyla bence de yanlışların üzerine gitmek bu hazırlık sürecinde çok daha önemli oluyor. Peki bu hazırlık döneminde sen telefonunu kullanmış mıydın ya da sosyal medya hesapların falan açık mıydı? Ben telefonumu Ekim-Kasım gibi bırakmıştım. Çünkü senenin ilk başındaki denemelerde kendimden beklediğim performansı gösteremediğimi fark ettim. Ve benim dikkatimi dağıtan bir şey olduğunu fark ettim. Bu da zaten telefondu. Ben bu telefonu kendi isteğimle aileme teslim ettim ve bana vermemeleri gerektiğini söyledim. İlk dönem cuma günleri denemem oluyordu. Ve denemeden çıktığım zaman akşam soru çözmek istemiyordum. O cuma akşamları bana telefonumu veriyorlardı. Ben sosyal medyaya da bakıyordum. İstediğim gibi dizi film de izliyordum ama bu sadece cuma günleri oluyordu. Onun dışında hafta içi veya cumartesi pazar telefonuma kesinlikle bakmıyordum. Ve ben telefonumu bırakmanın çok faydasını gördüm. Deneme netlerim bir anda yükselmişti ve bu benim çok moralimi yükseltmişti. Peki o zaman başta sonuçlarımdan memnun değildim, performansımı beğenmedim demiştin. O zamanki sonuçların nelerdi ve sonra telefonu bıraktığında onları nasıl yükseltmiştin? İlk denemem benim 7 yanlıştı toplam. Ya 83 nette, 82 nette kalıyordum. Ve bu benim moralimi bozuyordu. Benim hedefim tam puan olduğu için. Çok kötüymüş. Sonradan tabii ki bu bana ya ben yapamayacak mıyım gibi bir his uyandırdığı için dedim ki hayır, ben daha tamamen odaklanmadım diye kendimi motive ettim. Tamamen odaklanacağım şekle geçmek için de telefonumu bıraktım ve bıraktığım zaman netlerim yine 3 yanlışa, 4 yanlışa kadar düştü yani. Peki şu an Yaşar Cerfer Lisesi'nde zaten okuyorsun. Bu okulu seçmende senin için en önemli sebepler nelerdi? Ben İstanbul'da yaşıyorum ama İstanbul'un pek merkezi olmayan bir bölgesinde yaşıyorum. Ben Büyükçekmece'deyim. Şimdi çoğu okul yatılı olarak İstanbul içinden öğrencilere öncelik vermiyor ve ben Büyükçekmece'deyim. Benim İstanbul içindeki bir okula varabilmem için
önce yürümem, sonra otobüse binmem, sonra metrobüse binmem, sonra duruma göre tramvaya veya Marmara'ya binmem gerekiyor. Ve ben her gün bunu çekip mutlu olabileceğime inanmadım. Bu yüzden kendi evime yakın bir okulu tercih ettim ve bundan da mutluyum. Şu an ben de Yaşar Acar'ı yazdım açıkçası. Ben de hiç düşünmeden orayı yazdım. Peki o zaman birazcık da artık EGS'ye hazırlık hakkında konuşalım. Sence bu 2,5 ayı nasıl değerlendirmeler? Yani sen neler yapmıştın? Bu 2,5 ay biliyorsun birazcık da artık havalar ısındı. İnsanlar artık birazcık daha ders çalışmak değil de sosyalleşmek istiyor. Sen neler yapmıştın? Ben de tabii ki çoğu kişi gibi bunalmıştım. Herkes dışarıda, herkes geziyor, eğleniyor. Ben neden evdeyim, ders çalışıyorum gibi bir havaya girmiştim. Ama sürekli kendimi yazın ders çalışma zorunluluğum olmayacağını düşünerek motive ettim. Ve çalışmayı kesinlikle bırakmadım. Sonuçta o zamana kadar gelmiştim. Şimdi bırakıp son zamanda pes edemezdim. Son düzlükteydim zaten. Ben süreç boyunca sürekli evde çalıştım. Ve artık sürekli evde aynı ortamda olmaktan biraz sıkılmıştım, yorulmuştum. Ben de artık sürekli çalıştığım ev ortamını değiştirip daha fazla kütüphanelerde çalışmaya başladım ve orada bir sürü çalışan insan olması beni motive ediyordu. Bu şekilde iyi hissediyordum. Bence kesinlikle son 2,5 ay tempo düşürülmemeli. Artık son zaman, son gayretlerimi göstereyim ki sonradan keşkelerim olmasın diye odaklanılıp çalışmaya devam edilmeli diye düşünüyorum. Zaten aslında az önce genel ders programından, planlamandan bahsetmiştik. Peki bu son zamanlar için değiştirmiş miydin programını? Yeni bir şeyler uygulamış mıydın? Son zamanlarda daha fazla deneme çözüyordum ve eksiğim kaldıysa tespit etmeye çalışıyordum. Benim uyguladığım en farklı şey her denemeye girdiğimde denemede yanlışım çıkan konulardan 40-50 soru çözerek kendimi tamamlamış hissediyordum ve bence bu beni çok ileri götürdü. Son dönemlerde üstümde biraz şeyin gerginliği vardı. Ya birçok kişi çözdüğü kitapları üst üste koyup böyle boyu kadar kitap çözdüğünü gösteriyordu. Benim artık son 2-2,5 ay kaldığında hiç de boyuma gelmiyordu. Ve bu beni çok geriyordu. Ben yeterli soru çözmedim, yeterli çalışmadım, ne yapıyorum ben diye kendimi çok hırpalamıştım. Bu yüzden çözdüğüm soru sayısı ister istemez biraz artmıştı. Yani sene başındakinden daha fazla deneme çözüyordum, daha fazla soru çözüyordum. Son aylarda kendimi değiştirdiğim bir tek bu vardı. Bu şekilde geçti. O zaman aslında gördüğüm bu fotoğraflar seni daha çok hırslandırıp daha çok soru çözmeni sağlamış diyebilir miyiz? Tabii diyebiliriz. Kesinlikle öyle oldu. Peki bilgileriniz hala taze mi? Hayır abi. Senin değil mi? Senin? Hayır. Sen aslında daha yakın zamanda çıktın ya. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Her şeyi sildim. Sizin hiçbir şey hatırlamıyor haliniz bence şu an denemeye girer 5-6 yanlış yapıp çıkarır. Hiç sanmıyorum. Hadi görelim o zaman. Zeynep gelsin ve size her dersten birer tane soru sorsun. Bakalım ne durumdasınız? Evet, selam kızlar. Öncelikle nasılsınız? İyiyiz. Heyecan var mı oyunda? Var. Evet, evet. Var değil mi? Sizi birazcık zorlayacağız. Biraz zorlayacağız. Böyle çok kıvırcık olmadınız mı 3 kişi? Evet, değil mi? Öyle oldu. Evet. Ama ikinizin de saçı çok uzun. Yani benim saçım o uzunlukta olsaydı oturup ağlardım. Her sabah oturup ağlardım ya. Nasıl başa çıkıyorsunuz siz? Oturup her sabah ağlıyorum. Evet. Çok kız ortamı oldu şu an. Evet, yani. Arkadaşlarımız merak ediyorlar. Hatta bize bazen yorum da yazıyorlar. Bu programlara niye erkekler katılmıyor? Erkolar kapatılsın diye soruyorlar. Bence erkekler birazcık daha çekingen olabiliyorlar. Evet, bu sanki bana öyle geliyor. Kızlar daha böyle bir öne atıyor kendini, daha rahat cevap verebiliyorlar bir şeyler. Bence o yüzden. Bence de ondan dolayı olabilir. Evet. Ama bir dahaki bölüm bir erkek arkadaşımız burada olacak. Ona da söyleyeyim. Hadi sorularımıza geçelim. Evet, o zaman ilk sorumuzu çekiyorum. Önce ilk hangi dersten soru gelsin istersiniz? Yani inkılaptan gelmese benim için her ders tamam. Okey, senin için var mı? Ya benim için de ezber olmasa iyi olur. Tamam, geliyor. Matematikten geldi sorumuz. Evet. Hazırsanız. Asal çarpan sayısı 2 olan iki farklı sayının toplamı en az kaçtır? Bir tahminim var ama 16. Doğru cevap. Bravo. Teşekkürler. Diğer sorumuz. Dinden. Dinden geldi. Ramazan özel. Uzun bir soru. Hazırsanız başlıyorum. Bir sabah babasına, babacığım rüyamda 11 yıldız, güneş ve ayın bana secde ettiklerini gördüm diyerek rüyasını anlattı. Babası, yavrum dedi, rüyanı kardeşlerine anlatma. Olur ki sana karşı tuzak kurarlar. Çünkü şeytan insanın apaçık düşmanıdır diyerek ona nasihatte bulundu. Bu ayetlerde söz konusu konuşmalar hangi peygamberler arasında yaşanmıştır? Hatırlıyorum. Kardeşleri kuyuya falan atmışlardı ama adını hatırlayamıyorum. Ben de. Biraz mantık yüksek. İpucu verebilirim. Baş harfini alabilir miyiz? Babasıyla oğlunun baş harfi ikisi de Y ile başlıyor. Çok anlamlı oldu. Yok. Hayır.
zaman... Yusuf. Doğru. Babası kaldı. Ya Hazreti Yakup. Doğru. O zaman... Tebrikler. Diğer sorumuz fenden geldi. Saf suyun kütlesi arttırılırsa kaynama sıcaklığı nasıl değişir? Değişmez. Birer sayı daha verdim. Birer sayı daha. Diğer sorumuz İngilizceden geldi. Farklı olan hangisi diye soruyoruz size. Mesh, chop, slice, knife. Birer puan verdi. Birer puan verdi. Türkçeden geldi sorumuz. Ben de birazcık. Evet, bir... Senin arandaki problem ne? Benim bir yanlışım Türkçedendi ve benim annem Türkçe öğretmeni birazcık trajikomik. Neyse, en azından belki baban sana bu konuda destek oldu. Hayır. Neden? Çünkü o da edebiyat öğretmeni. Harika bir aile. Senin geldiğinde bir şey dediler mi yani? Bir yanlışım biraz... sizden olduğunda bir şey dediler mi? Buna dalga geçtiler yani. O zaman bu soruyu bilip onları utandırabilirim. Evet, soru geliyor. Bu cümlenin yükleme hangisidir? Kutuplar, yeryüzü koşullarının en çetin olduğu yerlerdir. Yeryüzü koşullarının en çetin olduğu yerlerdir. Doğru cevap. Doğru cevap. Ah be. Son sorumuz İnkılap'tan geliyor hazırsanız. 31 Mart olayı adı verilen isyanı bastırmak için Selanik'te kurulan Mustafa Kemal'in kurmay başkanlığını yaptığı ordunun adı nedir? Harekat ordusu. Doğru cevap. Bravo. Aha, bonus sorumuz geldi. Bu bonus sorunun özelliği ne diye sorarsanız bu bonus sorumuz 2 puan değerinde. Yani Elif, senin de hala bir şansın var demek oluyor. Sorumuz matematik sorusu. Çevre uzunluğu 3 üssü 6 santim olan eşkenar üçgenin bir kenar uzunluğu kaç santimdir? 3 üssü 5. Yani ben bu yarışmayı beraberlikle kapattığımızı düşünüyorum bence. Çünkü neredeyse her soruya aynı cevap verdiler. Evet. Çok teşekkürler. Rica ederim. Ne demek. Görüşmek üzere. O zaman öğrenci arkadaşlarımızdan gelen ilk soruyla başlıyorum. Sahra bize sormuş ki Ramazan'da nasıl çalışmalıyız? Ramazan'da tüm gün okulda olduktan sonra eve geldiğinizde iftara kadar çok çalışmak istemeyebilirsiniz. Boş durmak size kötü hissettiriyorsa isterseniz bu süreci kendinizi çok yormayacağınız derslerle geçirmeniz de sizin için güzel olacaktır. İftardan sonra enerjiniz yerine geldiğinde artık 2-3 saatlik sağlam bir çalışmayla da gününüzü verimli bir şekilde kapatabileceğinizi düşünüyorum. Bence çok haklısın ama bazen iftardan sonra da böyle bir yemek sonrası şeker yükselince bir uyku pozisyonuna geçiliyor açıkçası. Belki o durumu yaşayan arkadaşlar da sahura kalktıklarında biraz daha erken kalkıp sahur yaptıktan sonra erken saatte hem karınları tok olduğu için hem de zaten sabah saati olduğu için verimli bir çalışma rutini izleyebilirler. Sıradaki sorumuz Gökçen Az bize demiş ki çok seyrek 400'lere çıkabiliyorum ve bu benim moralimi bozuyor. Nasıl netlerimi yükseltebilirim? Çok nadir 400'lere çıkabiliyorsa belli ki konu eksiği vardır. Hangi konulardan eksiğinin olduğunu tespit edip sonra bu konu hakkında konu anlatımları dinleyip kendi hazır hissettiğinde kazanım sorularıyla kendini daha iyi bir seviyeye getirip LGS'nin yeni nesil sorularıyla noktayı koyabileceğini düşünüyorum. Ben de sana katılıyorum. Bence önemli olan burada zaten yanlışları tespit edip üzerine gitmek. Bunu hallettiğinizde de çok yüksek sonuçlara çıkacağınıza inanıyorum. O zaman sıradaki sorumuz Kayra'dan gelmiş. Sınav sonucunuzu öğrendiğinizde ne hissettiniz? Ben LGS'den çıktıktan sonra tam sınav bitti, eve geldim, kontrol edeceğim. Önce bir soruyu annemlere sordum. Dediler ki yanlış. Ve ben de böyle dedim ki daha sorduğum ilk soru yanlışsa ben kim bilir daha neler yaptım. Batırdım muhtemelen diye düşündüm. Moralim çok düştü ve kontrol etmekten kaçtım. Arkadaşlarımla konuştum telefonda. Onların öğretmenleri kontrol etmiş kendi branşlarını ve bana attılar böyle inkılap böyle, din böyle falan diye. Ben baktım benim inkılaptan, dinden, her şeyden yanlışım var. Ve ben dedim ki yok ben kontrol edemeyeceğim muhtemelen. Sonra akşam artık olan oldu, yapacak bir şey yok havasına gelince kontrol ettim. Baktım ki bir yanlış var. LGS'den sonra kendimden beklentim çok düştüğü için bir yanlışı görünce çok mutlu hissetmiştim. Aslında evet. Arkadaşlarım mı batırmış peki? Evet. Onlar batırmıştı. Neyse ki arada yapmadım böyle bir şeyi. Arada soruları tartışsaydım yine benim moralim bozulacakmış. O zaman sen arada soru tartışılmaması gerektiğini düşünenlerdensin. Ya evet kesinlikle.
Ama kesinlikle tartışılıyor ve hiç duymadınız mı mesela birileri konuşurken? Şimdi bize sene boyunca dediler sakın arada soruları tartışmayın diye. Evet. Ve ben kimsenin tartışacağını düşünmüyordum. Sonra sınavdan bir çıktım, bir anda herkes soruları tartıştığını gördüm. Ben de böyle kulak misafiri oldum. Hiç ben böyle yaptım, ben şöyle yaptım muhabbetine girmedim ama insanların cevaplarını duymuştum. Benden farklı olan cevaplar da vardı. Hı. Ama ben uzaklaşıp kendi başıma durmayı tercih ettim. Ve bu bence benim motivasyonumu etkiledi. Ben de soruları tartışmamayı tercih etmiştim. Zaten bizim dönemimizde herkes kendi okuluna giriyordu. Dolayısıyla ben o işte vaktimi geçirebileceğim arkadaşlarıma lütfen benimle soru tartışmayın demiştim sınavdan önce. Nitekim de öyle oldu. Siteyi bir insan 143. Hiç vazgeçtiniz, yapamam dediğiniz zamanlar oldu mu? Olduysa nasıl atlattınız? Şimdi ben tamamen vazgeçtiğim bir zaman olmadı aslında. Moralimin düştüğü zamanlar oluyordu ve ben yapamayacak mıyım diye bir düşünceye kapılıyordum. Çünkü benim hedefim yüksekti. Tabii ki her LGS öğrencisi gibi benim de moralimin düştüğü zamanlar oldu. Ama hiçbir zaman bırakmadım. 350'den 480'e çıkabilir miyim? Matematikte 4 net yapabiliyorum. 15 nete nasıl çıkabilirim? Umarım bana kırılmazsın. Bence 350'den 480'e çıkabilmek çok gerçekçi bir hedef gibi gözükmüyor. Zaten bunun çok hızlı bir şekilde olmayacak olması senin motivasyonunu düşürecektir. Bu yüzden bence daha adım adım hedefler koymak senin için daha sağlıklı olacaktır. Arkadaşımız bize matematikte 4 netten nasıl 15 nete çıkabileceğini de sormuş. Bence burada önemli nokta matematikteki netler eğer düşükse büyük ihtimalle bunun nedeni konu eksiğinin olmasıdır. Dolayısıyla bence önce birazcık konu tekrarı yapıp ardından alıştırmalarla tamamlayıp üzerine de yeni nesil cila olarak geçerse süper olur. Rana Yıldırım 02. Yaz geliyor ve çoğu kişi bunu alacak. Biz nasıl bir çalışma temposu izleyelim? Ya artık son 2,5 ay kaldı. Önünüzde upuzun bir yaz tatili var. Artık böyle bir tempoda olmanız gerekmeyecek. Ya bana kalırsa artık son bir kere gaza basıp sonrasında ya keşke son 2 ay çalışsaydım ya. Yaşamalarına gerek yok. Bu yüzden çalışmaları lazım. Ya buradan söylemek kolay diye düşünüyor olabilirsiniz. Ama ben de son 2 ay falan çok sıkılmıştım. Çok bunaldığımda yürüyüş falan yapıyordum. Yine bu da bana iyi geliyordu. Ekrana bakıp da ya kendimi çok zehirlemiyordum. Evet Elif, LGS geride kaldı artık bizim için. Artık biz birer liseliyiz ve gelecek planlarımız da buna bağlı olarak değişti. Senin gelecek için hayallerin neler? Henüz bir meslek tercihim yok. O yüzden lise zamanımı daha çok kendimi tanıyarak, ne istediğimi keşfederek geçirmek benim için daha çekici gözüküyor. Ya bu yüzden LGS zamanında yapamadığım ve içimde kalan şeyleri yaparak zamanımı geçirmek benim için şu an neler çok daha iyi. Neler mesela? Mesela spor yapmak. Ya çok fazla spor yapamıyordum. Kemana, resme, ya arkadaşlarımla dışarı çıkmaya, kitap okumaya hiçbir şeye vakit ayıramıyordum. Ama artık yeterince vaktim var ve ben zamanımı bunlara ayırarak geçirmek istiyorum. Mutlu olmak istiyorum. Mutlu olmak istiyorum. LGS'ye artık çok az bir zaman kaldı. Senin bu süreçte arkadaşlarımıza verebileceğin böyle nokta atışı tavsiyelerin var mı? Var. Şimdi şöyle, ben son 2 ay, son 1 ay hayatımı akademik anlam dışında da düzene sokmuştum. Erken uyuyordum, daha düzgün besleniyordum. Yani genel olarak sınav kafasına girmiştim. Ben bunu sizlere de tavsiye ediyorum. Kafanız çok rahatlıyor, kendinizi çok daha iyi hissediyorsunuz. Bence bunu bir denemelisiniz. Bugün burada olduğun için, bize katıldığın için çok teşekkürler. Ben çok keyif aldım. Umarım sen de eğlenmişsindir videoyu çekerken. Ya ben teşekkür ederim. Ben de bugün çok eğlendim. Son olarak 2010 sayfaya sınavda başarılar diliyorum. Umarım emeklerinizin karşılığını alabilirsiniz. İnşallah ben de bu kadar çalışmış, uğraşmış arkadaşlarımızın başarıya ulaşacaklarına inanıyorum. Bizi izleyen arkadaşlarımıza çok teşekkür ederiz. Eğer sorularınız varsa yorumlarda lütfen bizim için belirtin bunları. Hoşça kalın.